Allah'ın nuru ile nurlanan bir gönlün semasını hangi bulutlar kaplayabilir? Her an huzur-u ilahide bulunmak bahtiyarlığına eren bir kulun ruhunu hangi fani emel ve arzular, hangi zavallı teveccüh ve iltifatlar ve hangi pespaye, gaye ve ihtiraslar tatmin, teskin ve teselli edebilir? Allah'tır onun yarı, mürebbisi, velisi. Andıkça bütün nur oluyor duygusu hissi. Yükselmededir marifet iklimine her an. Bambaşka ufuklar açıyor ruhuna Kur'an. Kur'an ona yad ettiriyor bezme elesti. Aşık o tecellinin ezelden beri mesti. Risale-i Nur, Kur'an semasında parlayan manevi bir güneştir. Ol taze güneş, ülkeye serttikçe ışıklar, şad olacak, şevk bulacak hep kalbi kırıklar. Her kalbe sürur, her göze nur doldu bugünden. Bir müjde verir sanki o bir şanlı düğünden. Allah'a şükür, kalkmada hep cümle karanlık. Allah'a şükür, dolmada her kalbe ferahlık. Allah'a şükür, işte bugün perde açıldı. Alemlere artık yine bir neşe saçıldı. Bir faslı bahar başladı illerde bugünden. Bir sohbeti gül başladı dillerde bugünden. Merhabalar sevgili izleyiciler. Beraber okuyalımdan selamlar, sevgiler sunuyorum. 22. sözün bürhanlarına devam edeceğiz. Bunlar tevhid bürhanları, Allah'ın varlık ve birliğinin delilleri. Bürhan, delil anlamına geliyor. Bu çağın insanına delilleriyle İslam'ın hakikatlerini, Kur'an'ın, imanın hakikatlerini sunmak gerekiyor. Muhakematta şöyle bir cümle var. Bu asrın insanının söylediği, yani lisan-ı haliyle söylediği, söylediklerini dillendirmiş üstad. Biz ehli halis, namzedi istikbalis, tezyin-i müddea zihnimizi işba etmiyor, bürhan isteriz. Pozitif bilimlerin hükümran olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla inancımızı da delillendirmemiz gerekiyor. Delailin tezayüdü nispetinde iman da tezayüt eder. Yine Risale-i Nur'dan bir prensiptir bu. Yani sadece inanmayan insanların değil, inanan insanların da inançlarını güçlendirmeleri için delillere ihtiyaçları vardır. Üstad Bediüzzaman'ın çıkardığı deliller, iki arkadaş örneğinde inanan arkadaş inanmayan kişiye bürhanlar sunuyor. 12 bürhanla Allah'ın varlığını ispatlıyor. Bunlardan dördüncü bürhanı şimdi okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü bürhan, ey muannit arkadaş, gel sana daha acibini göstereceğim. Daha şaşılacak, hayret edilecek bir delil göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Dikkat et ki bu gördüğümüz camit cisimler, hissiz kutular birer hakimi mutlak suretini aldılar. Yani etrafına hükmeden bir vaziyete girdiler. Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Güya emrediyor. Makine meyvedar ağaçlara işarettir. Her bir meyve ağacı bir meyve makinesidir. Dolayısıyla
meyveler onun tezgahında işleniyor, dokunuyor ve bize sunuluyor. Evet, makine meyvedar ağaçlara işarettir. Çünkü yüzer tezgahları, fabrikaları incecik dallarıyla taşıyor gibi hayret numa yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Dün de geçmişte şöyle bir mesela zerre gibi bir afyon büzrü, bir dirhem gibi bir zerdalin nüvatı, bir kavun çekirdeği nasıl çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar, patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden ve konserve kutularından daha latif, daha leziz, daha şirin meyveleri hazine-i rahmetten getiriyorlar, bize takdim ediyorlar. Evet, şimdi bu makineye bak, yanımızdaki yani bir ağaca bak demek istiyor, meyve makinesi olan ağaca, güya emrediyor. İşte onun tezyinatına ve işlemesine lazım levazımat ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. Yani meyve ağacı olduğu yerde duruyor ama onun topraktan, havadan, güneşten, efendim dört unsurdan da ihtiyacı olan maddeler ona geliyor. Durduğu yerde emrediyor, ihtiyacı olan şey ona geliyor. Ve o gelen şeyleri kendi fabrikasında işleyip işte yaprakları dokuyor, çiçekleri dokuyor ve meyveleri imal ediyor. Şimdi bunu gözümüzde görüyoruz. Evet. Demek ki yani bunun kendi kendine yapması mümkün değil. Ağaçta böyle bir güç, ağaçta böyle bir hükmedici özellik olmadığına göre, akıl şuur olmadığına göre bu kendi işi değil. Demek ki her şeyi bilen, her şeye hükmeden birisi onun ihtiyacı olan şeyleri ona koşturuyor, onun ayağına koşturuyor ve ona yardımcı olarak gönderiyor. Bir başka örnek var. İşte oraya bak, o şuursuz cisim güya bir işaret ediyor. Şuursuz cisim dediği dipnotta açıklanıyor, hububata, tohumlara, sineklerin tohumcuklarına işarettir. Mesela bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır, birden o koca kara ağaç yapraklarını o yumurtalara bir rahm-ı mader, bir beşik gibi, bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzene çeviriyor. Adeta o meyvesiz ağaç o surette ziruh meyveler veriyor. Evet, ruh sahibi meyveler veriyor. Demek ki o şuursuz cisim dediği bu hububata, tohumlara ve bir kısım küçük canlıların tohumcuklarına işaret ediyor. Çok büyük cisimleri, büyük cisimleri kendilerine hizmet ettiriyorlar. Yani küçücük bir sinek büyük bir ağacı kullanıyor adeta, yapraklarını rahm-ı mader gibi, yani anne karnı gibi o tohumcukları bırakıp o yavrular o tohumcuklardan, o yumurtacıklardan çıkıp adeta o yapraklar onlara beşiklik yapıyor ve onların büyümesine, beslenmesine yardım ediyor. Evet, örneklere devam ediyor. Bunlar tabii etrafımızda gördüğümüz örnekler ama belki dikkat etmediğimiz örnekler. Her birisi bir delil, bir mucize. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.